Aslında Galatasaray yakınlarını kaybeden, gözaltında kaybeden insanlar için bir hafıza mekanı. Çünkü oraya gelirken gerçekten o umutla geldi insanlar 1995 yılından bu yana. Ve orası bu coğrafyada sivil itaatsizlik eylemleri içinde en meşruiyet kazanmış olan eylem biçimi. Çünkü kayıp yakınları ve anneler, annelik üzerinden özellikle tüm toplum kabul etti bu eylemi. Ve oraya gelirken insanlar sanki çocuklarını bulup ya da çocuklarının mezarını bulmak umuduyla geldiler. Büyük bir umudun mekanı orası. O nedenle de kimse burayı terk etmek istemiyor. O kadar artık meşrulaşmış ki bütün dünyada bilinen bir sivil itaatsizlik eylemi ve bence cumartesi insanları son derece kararlılar. Yani zaten ne kadar haklı oldukları Anayasa Mahkemesi kararıyla da bir kez daha ortaya çıktı. Anayasa Mahkemesi cumartesi insanlarına Galatasaray Meydanı'nın yasaklanmasını bir hak ihlali olarak tespit etti. Ama buna rağmen Türkiye bir hukuk devleti olmadığı için bu coğrafyada, yani devletin en yüksek yargı kurumunun aldığı kararı bir polis engelleyebiliyor. Bu kadar basit. Yani devletin raporunda var bu. Son derece açık. Peki ne oldu? Biz hiç değişmedik. Biz hep durduğumuz yerdeyiz. Biz hala kayıp insanlarımızın peşindeyiz. Ama değişen AKP oldu. AKP o insanları göz altında kaybeden zihniyetle uzlaşmaya gitti. Büyük bir uzlaşmaya gitti. Bir zamanlar şikayet ettiği Beyaz Toroslar döneminin aktörleriyle yan yana geldi. Örneğin Mehmet Ağar ve Tansu Çiller bunların en görünen kişileri. Onlar artık AKP'nin iktidar ortakları. Siz iktidar ortağınızın yaptığı suçların üzerine gider misiniz? Gitmezsiniz. O nedenle de AKP başka bir şey haline geldi. Yani AKP'nin bundan 15 yıl önceki söylemlerini dikkate alırsanız bugünkü AKP ile kıyasladığınızda tamamen birbirinden farklı. Değişen iktidar oldu. Biz değişmedik. Onlar AKP-MHP derin devlet ortaklığıyla kendi iktidar tarzlarını değiştirdiler, söylemlerini değiştirdiler. Bu nedenle de cumartesi anneleri diğer bütün muhalefet odakları gibi onlar için bir tehlike haline geldi. Tabii çünkü cumartesi annelerinin hikayeleri, insan hikayesi olarak bırakın her şeyi, siyaseti son derece etkileyici. Bütün toplumu etkiliyor. Yani bir insanın en sevdiği varlığın birdenbire ortadan yok olması ve bunun için verilen mücadele. Bu mücadeleye herkes, biraz insanlık duygusu olan herkes ilgi duyuyor. Duydu ve duyuyor. Ama bu ilgi sizi devleti sorgulamaya da götürüyor. Çünkü arkasında devlet var o kayıpların. Devletin kaybetme politikası var. O nedenle de böylesine meşru ve toplum tarafından desteklenen bir eylemin yeniden yapılmasını ve gündeme gelmesini istemiyorlar. Bu son derece açık. Yani şu anda AKP'nin izlediği siyaset farklı olan tüm fikirleri, özellikle muhalif olan ve farklı olan tüm fikirleri bastırmak, tüm eylemleri bastırmak. Cumartesi anneleri de bunların en önemlilerinden biri. Yani örneğin geçtiğimiz günlerde gözaltında özellikle kayıp yakını olan Maside Ocak ve Besna Tosun'a son derece kötü muamele, işkenceye varan uygulamalarda bulundular. Kol kırma girişimine kadar. Ama her şeyden önce aslında bizlerin gözaltına alınıp saatlerce kelepçeli bir otobüsün içinde bekletilmemiz bile zaten işkence. Hiçbir şekilde hava almıyor, doğal ihtiyaçlarınızı karşılayamıyorsunuz. En az 3 saat sizi kelepçeli bir biçimde sıcak, geçtiğimiz günlerde baktık 35 derece gibi bir ortamda, ki şimdi daha da ısınıyor havalar. Zaten bu başlı başına bir işkence ve aramızda yaşlı ve hasta insanlar var. Bu söylenilmesine rağmen bu uygulamaya devam ediyorlar. Şunu çok iyi biliyorlar, yani bu eylemden hiçbir sonuç alamazlar, kimseyi tutuklatamazlar çünkü Anayasa Mahkemesi kararı var. Sadece eziyet olsun diye insanlar gözaltına alınıyorlar.
Ama onun dışında zaten herkes gözaltına alınacağız diye. Artık bu bizim için yani bir şey haline gelmiş. Hayatın bir parçası haline gelmiş. O insanlar çok korkuyor ya, hani hiçbir şey olmuyor. Yani sonuçta siz yaptığınız bir şeyin rahatlığını yaşıyorsunuz ve size karşı yapılan bir haksızlığı bütün dünyaya duyurmuş oluyorsunuz. Hiç kimse gözaltına alınmak istemez ama biz bu konuda son derece kararlıyız. Yani muhalif, yani Millet İttifakı olarak tanımlanan muhalefet kazanırsa, verdikleri sözlere bakarsak cumartesi anneleri artık Galatasaray'a çıkabilirler. Ama bu konuda garantilerimiz yok. Yani umudumuz var sadece. Bu aslında iktidarla da ilgili bir şey değil. Bizim tek umudumuzun tek kaynağı mücadelemiz.